Saçlarımı böyle yapayım ya. Ben niye öyle yaptım? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lokumcum, benim başlamamı mı bekliyordun anneciğim? Tuvaletini yapıyor çocuk. Bugün birlikte bir soru cevap videosu çekeceğiz. Benden çok isteniyordu bu video ama bir türlü çekememiştim. Kanalımda çok önceden çektiğim bir soru cevap videom var böyle zayıflama dönemime ait. Daha sonra seyahatlerim konusunda bir soru cevap videom var. Bu soru cevap videosu ise daha çok kendimle alakalı olacak. Böyle karışık her şeyden sorular var. Umarım çoğunuzun sorusunu cevaplayabilirim. Buraya böyle not şeklinde aldım. Telefonuma da birkaç tane soruyu not aldım. Şimdi başlıyorum ilk soruyla. Rastgele yazdım bu arada okuduklarımı. Ramazan ayında nasıl besleneceksin? Oruç tutacak mısın? Tok tutan tarifler verecek misin? Spor yapacak mısın? Bu tarz bir sürü soru geldi. Ramazan ayında beslenmeyle alakalı daha önceden bir video çekmiştim. O videoyu aşağıya bırakırım ya da şuralardan falan ulaşabilirsiniz. Linkini bırakırım. Yine o tarz bir video çekmeyeceğim ama neler yediğime dair günlük bir vlog çekebilirim. Hangi sporları yaptığıma dair. Daha çok hafif sporlar. Mesela yoga yapabilirim. Kendimi çok yormayacağım, enerji sarf etmeyeceğim şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. İftardan sonrası da daha ağır sporlar yapabiliriz belki yemek yedikten 2-3 saat sonra. O şekilde Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada öğünlerimi de paylaşıyor olacağım. İkinci soru, en çok sorulan soru. Era ile ayrıldınız mı? Era'yı neden göremiyoruz? Nedeni ne? Daha sonra birçok komple teorileri bile üretildi. Bilmiyorum işte, neyse. Bu konuyu anlatırken biraz duygusal olabilirim. Çünkü 6 yıllık bir ilişkimiz bitti. Yani bunu söylemek kolay olmadığı için bu zamana kadar söylemedim. Instagram'da aslında canlı yayınlarda bahsettim. Ailem canlı yayın açtı, babam, annem falan. Orada bile Eray soruldu. Bence bu doğru değil öncelikle. Daha sonradan bütün fotoğraflarımın altına işte bazı kişiler Eray seni iyi ki bırakmış, çocuk senden kurtuldu. Daha sonra sen Instagram'a, YouTube'a çok ağırlık verdin de çocukla ilgilenmedin, seni aldattı mı? Hani öyle bir şey olsa bile ki asla olmadı. Beni suçlu bulanlar vardı, sağ olsunlar. Böyle iyi niyetli soranlar da var tabii ki, sürekli sonuçta göz önündeyiz ve ben olsam ben de merak ederim açıkçası. Evet, o son videodan sonra, yani kavga ettik videosundan sonra biz bir daha eskisi gibi olamadık. Hala ara ara görüşüyoruz, konuşuyoruz tabii ki çünkü 6 yıl var, birikmişlikler var ama şu anda ayrıyız diyebilirim. İşte nasıl böyle iyi gözükebiliyorsun diyenler var, işte nasıl mutlusun, Eray'ı hiç sevmiyor muydun? Hayır, yani ağlarken video çekmek saçma olurdu. Ağlarken çekmiyorum, üzülürken çekmiyorum. Daha çok bilmiyorum, zorlanıyorum şu anda anlatırken de. Yani siz beni anladınız. Neden diye soranlar var, onu da anlatayım. Birebir nedenini söyleyemem. Biraz yanımda olmadan anlatmam doğru olmaz ama yıllardır çözemediğimiz bazı problemlerimiz vardı. Aynı sıkıntıları mesela birkaç yıl önce de yaşamıştık. Yine devam etmiştik. Ama artık yürümemeye başladı. Bu sorunları göz ardı etmemeye başladık. Hani öyle asla aldatmadır. Ne bileyim, öyle hani dizilerdeki, filmlerdeki gibi nedenler değil gerçekten. Belki şu an size açık açık anlatsam ki gerçekten anlatmak isterim. Hani özelden ya da yüz yüze böyle arkadaşımmışsınız gibi hissediyorum ama dediğim gibi iyi niyetli izlemeyenler de var. O yüzden maalesef anlatamayacağım. Ama öyle dizilerdeki gibi olaylar asla olmadı. Gayet saygı çerçevesinde dediğim gibi hala herhalde konuşuyorum. Konuşuyoruz. O şekilde. Lütfen siz de artık daha fazla böyle bilmiyorum yazmayın. Üzülüyorum çünkü her okuduğumda. Kolay değil dediğim gibi 6 sene. Çok uzattım değil mi bu konuyu? Biliyorum sizin de işte iyi niyetinizden yakıştırıyordunuz bizim. Neyse, geçelim bu soruyu. Üçüncü soru. Şimdiye kadarki en büyük hayalin nedir? Bunu söylersem gerçek olur mu hayalim? Olur herhalde ya. Sırt çantamı alıp dünya turuna çıkmak istiyorum ve dönüş biletim olmasın istiyorum. Nereye gitmek istiyorsun dersen böyle daha doğayla iç içe olabileceğim yerlere. Sri Lanka olabilir, Hindistan'a gidebilirim, ikisi yakın. Hani böyle farklı kültürler olan, buradan daha uzak yerlere tek başıma gitmek istiyorum. Dördüncü soru. Boyun kaç, kilon kaç, yaşın kaç, vücut ölçülerin ne, yağ oranın ne? Hani bunları ben topladım tabii ki. Tek bir kişi sormadı bu soruları. Öncelikle boyum 1.73. Kilom şu anda 54. Yani 52-55 kilo arasında gidip geliyorum 2 yıldır. Sonra yaşım 22, 98 doğumluyum. Vücut ölçülerimi açıkçası bilmiyorum. Uzun süredir ölçmedim. Ama 85 galiba göğüs. Bel 63.
Kalça da 88'di en son ama dediğim gibi birkaç ay önceki ölçüler bunlar. Yağ oranım da %19'du en son. 5. sorum. Mezun olunca ne yapacaksın? Sosyal medyaya mı devam edeceksin yoksa mesleğini mi yapacaksın? Hangi şehre gitmek istiyorsun gibi birçok soru gelmiş. Öncelikle tabii ki mesleğimi yapacağım. Sosyal medyaya da devam ederim. Belki bu kadar çok ilgilenemem. Şu an öğrenci olduğum için daha çok boş vaktim oluyor. Ama yine size haftada bir video mutlaka atarım. Belki eczanemde bir gün videosu falan. Ay çok güzel olurdu. Hayaller hayaller işte. Şu lafımdan da anladığınız üzere eczane açmak istiyorum. Önce bir yıl boyunca yardımcı eczacılık yapmam gerekiyor. Onu ya Bursa'da yaparım ya da İstanbul'a taşınma gibi düşüncelerim var. İstanbul'da yaparım. O sırada dükkan bakarım eczane açabileceğim. Bilmiyorum. Hayırlısı. Ama dediğim gibi mesleğimi yapacağım. Çünkü gerçekten okuması çok zor bir meslek. Emek isteyen bir meslek ve ben mesleğimi çok seviyorum. 6. soru. Hiç estetik yaptırdın mı ya da işte botoks, dolgu yaptırdın mı? Düşünüyor musun diye sorular var. Hiç estetik daha yaptırmadım. Yüzümde hiçbir şey yok. Hani böyle botoks, dolgu falan da yok. Estetik düşünüyor muyum? Yüzümde düşünmüyorum estetiği ama göğüslerimde düşünüyorum. Zayıfladıktan sonra... Dokum şu an delirdi. Zayıfladıktan sonra göğüslerimde çok fazla sarkmalar oldu, küçüldü. Bundan bahsetmişimdir önceki videolarımda zaten. Yani belki ileride bir göğüs estetiği olabilir. Şu an öyle fikrim yok ama ileride belki. Bir de burun konusunda size danışmıştım. Bana çok geliyor işte burnun ekrandan çıkacak gibi oluyor, çok çirkin falan filan gibi. Ama vazgeçtim burnum konusunda. Siz de bana çok destek oldunuz. Melis işte saçmalama o yorumlara falan filan, böyle daha karakteristik, herkesin yüzü birbirine benziyor dediniz. Lokum! İçeriye gir. Bir saniye, ben lokumu alıp geliyorum. Lokum. Çok yaramazlaştı ya. Video çekmemi bekliyormuş çocuk gerçekten. Neyse, burun estetiği konusunda da vazgeçtim. Burnumu seviyorum. Sadece bazen böyle yakından çektiğimde çok büyük gözüküyor. Gel bakayım sen buraya. Gel bakayım sen buraya. Kucağıma geldin. Kaçak yakalandı arkadaşlar. Bir diğer soru, göbek çevren nasıl dümdüz? İşte belin nasıl ince gibi sorular geliyor. Belimin inceliği tabii ki biraz da genetik. Ben şişmanken de belim vücuduma göre daha inceydi. Böyle popo çevrem 100 cm ise belim 70-75 cm falandı. 75 diye hatırlıyorum. Yani biraz genetik, biraz sağlıklı beslenme, spor yapma diyebilirim. Bence en çok da şekersiz beslenme işe yarıyor karın konusunda. Böyle biraz spor yapınca, biraz düzenli beslenince karın kaslarım da hafif gözükmeye başladı. Bu beni çok motive ediyor. Kaç tane sevgilin oldu diye bir soru gelmiş. Şimdi tek tek sayıyormuş Ahmet, Mehmet falan diye. Yani bilmiyorum, Eray'la 6 yıldır sevgili olduğumuz için ondan öncesinde çok küçüktüm. Bir kere saymıştım. Sanırım 8-9 tane olmuş ama onlar böyle şey... Görüşmediğim, internetten konuştuğum insanlar da, Facebook'tan falan konuşuyorduk mesela, sevgili izliyorduk, öyle şeyler yani. Daha sonra Instagram ve YouTube'un avantajları, dezavantajları neler? Avantajlardan bahsedeyim. Sizin gibi tatlı arkadaşlarım var. Şu anda sohbet edebiliyorum. Ya da canım sıkılıyorken mesela kamerayı açıp konuşup içimi dökebiliyorum. Başka... Dışarıda böyle insanların beni tanıması çok hoşuma gidiyor. Mesela Instagram sayesinde ben Yelda ile tanıştım ve Yelda ile bir sürü ülke gezdik. Çok yakın arkadaşım şu an, en yakın arkadaşlarımdan biri. Daha sonra kendi hayatımı geçindirebiliyorum sosyal medya sayesinde. O da bir avantajı tabii ki. Başka düşünüyorum. Kendime özgüvenim geldi sosyal medya sayesinde. Eskiden daha utangaç bir insandım. Dezavantajları ise hayatımı çok paylaşıyorum ya. Bazen diyorum biz işte hani... Hayatını o kadar çok paylaşıyorsun ki bir şey olabilir. Mesela evimi bile bilebilirler yani. You'yu izlediniz mi Netflix'te? Ya adam buluyordu sosyal medyada herkesi tıkır tıkır. Beni çok rahat biri bulabilir mesela. Güven konusunda biraz sıkıntılar yaşıyorum. Ya da böyle bir şeyi söylerken 100 kere düşünmen gerekiyor. Çünkü çok yanlış anlaşılabiliyor. Mesela anneannem geçen günlerde şu koltukta uyuyakalmış. Gece uyku tutmamış, televizyon izlerken uyuyayım demiş. Fotoğraf çektim ben de böyle işte tatlışlar uyuyor diye. Lokum da var yanında. İşte anneanneni koltukta yatırmaya utanmadın mı? Sen ne kadar kötü bir torunsun. Pis kalpli, leş kalpli, neler neler gelmiş. Yani böyle yorumlara maruz kalmak tabii ki beni üzüyor. Sonra düşünüyorum, Melis hikayeni yaklaşık 150 bin, 160 bin kişi görüyor. Yani 160 bin kişinin aynı düşünmesi imkansız. Herkes farklı şartlarda büyüyor. Farklı fikirlere sahip bazı insanlar gerçekten mutsuz. İnşallah herkes mutlu olur. İnsanlar... Böyle kötü düşüncelerini sana kusuyorlar. O yüzden artık umursamıyorum. Bazı insanlar mesela bazı sosyal platformlara mı diyeyim artık yorumlar yapıyor. Sonra ben o yorumları okumuyorum moralim bozulmasın diye. Ve sonra bana mesaj atıyor işte sen şu yorumu okudun mu? Bak işte sana böyle böyle denmiş. Halbuki kendisi yazmış yani. Anlaşılıyor yazım tarzından bile.
Neyse işte takmıyorum arkadaşlar. Tek olumsuz yanları bunlar olabilir bence. Sonra 10. soru. Son 5 kilo vermemiz için öneriler verebilir misin? Sen son 5 kilonu nasıl verdin? Öğünlerimin yerlerini değiştirdim. Mesela sabah yemedim de yumurtayı akşam yedim ve metabolizmamı biraz şaşırttım. O çok işe yaradı. Detoks suları yaptım. Detoks suları da bende işe yarıyor. Daha çok böyle idrara çıkmamı sağlıyor ve o son 5 kilo ya da ödemi atmamı sağlıyor. Detoks suyunun içine maydanoz koyuyorum, çubuk tarçın koyuyorum, limon koyuyorum, yeşil elma koyuyorum. O tarz şeyler. Daha sonra şekersiz 21 gün yaptım. Son 5 kilomu vermemde çok yardımcı oldu. 4 kilo vermiştim şekersiz 21 gün yaparak. O çok etkili oldu. Öğünlerimin saatlerini değiştirdim. Akşam 6'dan sonra bir şey yemedim. Son 5 kiloyu vermek gerçekten ilk 10 kiloyu vermekten çok daha zor. İnşallah verebiliriz hepimiz. 11. soru, araba kullanmayı kimden öğrendin? Araba kullanmak için ben bir kursa gitmiştim ama gitmez olsaydım gerçekten o kursa. Arkadaşlar yani öğreten öğretmenin zihniyeti çok farklıydı. Bir kere bana dokunmuyor, el ele tokalaşmıyor. Daha sonra bir kere yırtık pantolon giydim. Bacağımı sadece çizgi şeklinde gözüküyor. Kızım bakamam bakamam yapıyor. Ya sen bana bakamıyorsan, bana dokunamıyorsan araba kullanmayı bana nasıl öğreteceksin? Ya kaza yapsam, bir şey olsa, ay Allah'ım çok kötüydü. Ben bir de utangaç bir insandım. Hiçbir şey diyemiyordum. Annemlere de gitmeyeceğim falan diyememiştim. Çünkü ehliyet almaya çok hevesliydim ve direkt 18 yaşına girer girmez yazılmıştım. Öyle böyle ben o ehliyeti aldım. Ama ehliyeti aldığımda profesyonel şekilde tabii ki sürmeyi bilmiyordum. Trafiğe çıkınca ne yapacağımı bilemiyordum. Daha sonradan da bir tane hocadan, çok sevdiğimiz Deliş ablamdan ders aldım. Birlikte trafiğe çıktık. İşte yavaş yavaş pratikler yaptık. Yani bir hafta 10 gün ondan ders aldım diyebilirim. O şekilde öğrendim. Ve ben gazın frenin yerini bile bilmiyordum. Yani düşündüm de viteslerin yerini falan onu bile bilmiyordum. Ben öğrendiysem bence herkes öğrenir. Çok şükür maşallah diyeyim. Büyük bir kaza daha yapmadım. İnşallah da yapmam. Sonra yaşamak istediğin ülke var mı? Yani Türkiye'de yaşamayı seviyorum sanırım. Başka bir ülkede yaşamak isterim ama geçici olarak isterim. Kalıcı olarak istemem çünkü ana dilimi konuştuğum. Ya bizim insanlarımız bir de sıcak böyle. Seviyorum. Türkiye'de yaşamaya devam etmek isterim. Hayatımın bir döneminde de belki Amerika'da yaşamak isterim. Bambaşka bir kültür görmedim etmedim ama sırf meraktan. Bir de böyle köy hayatı yaşamak isterim. Yani Türkiye'de de olabilir, başka bir yerde de olabilir. Sinirlendiğinde nasıl başa çıkıyorsun diye sorular gelmiş. Ağlıyorum arkadaşlar ben hani öyle çok şey yapmıyorum. Sinirlendiğimde böyle ağlama krizim falan tutuyor. Ay aşkım geldi. Durun onu da kucağıma alayım. Gel annem. Lokumcum kameralarımıza merhaba de. Sinirlendiğimde lokum bana çok yardımcı oluyor gerçekten. Sanırım kediler, hayvanlar anlıyor. Yanıma gelip hırlıyor. İşte patisiyle böyle beni seviyor. Öyle sakinleşiyorum. Böyle ağladıktan sonra gelen o sakinlik olur ya, içiniz huzurla dolar, bana öyle oluyor, o geliyor. Sakinleşiyorum yani. Dünyaya bir kere geliyoruz ve bence kendimizi üzmeye hakkımız yok. Kendimize en iyi şekilde bakmamız gerekiyor. Korona bitince hangi ülkeye gitmek istiyorsun? Hindistan, Japonya, sayıyorum bir sürü ülkeye gitmek istiyorum. Sri Lanka, daha sonradan da Japonya'yı söyledim mi? Bir de Japonya. Onlara gitmek istiyorum. Bir de Hawaii. Hawaii'ye ise neden gitmek istediğimi koyacağım şimdi görüntülere. Oradan bakabilirsiniz. Dünya küremi de almak isterdim. Hadi rastgele bir yer seçelim. Daha sonradan virüs bitince belki gideriz. Şimdi gözümü kapatıyorum. Durun. Şimdi rastgele bir yer seçiyorum. Her zaman bunu yapmak istemişimdir. Rastgele seçip gitmek. Gözümü kapattım. Neresi geldi? Şurası. Hawaii. O zaman Hawaii'ye gideceğiz. Galerimdeki son resim ne? Galerimdeki son resmi gösteremem çünkü telefonla çekiyorum bu videoyu. Yana koyarım ama son resmi. Hatta profil fotoğrafımı da sormuşsunuz. Onu da ben böyle yana koyayım editlerken. Bir koku olsaydın ne kokusu olurdun diye soru gelmiş. Sanırım sabun kokusu olurdum. Beyaz sabun. Böyle misler gibi kokuyor ya. Ya da böyle çiçek olur ama bayan çiçek kokusu değil de böyle fresh. Kokladığınızda içinizin küpür küpür olacağı bir çiçek kokusu da olabilirdi. Sanırım şu anda 19. sorudayım. Yüz temizlemek için dermokozmetik mi bebek ürünleri mi kullanmalıyız diye bir soru gelmiş. Bu soruyu ekstra yanıtlamak istiyorum. Çünkü eskiden ben de bebek şampuanıyla yüzümü yıkardım. Daha sonra kozmetoloji dersinde hocamız
bunun çok yanlış olduğunu, bebek şampuanının normal bir şampuandan fark olmadığını, sadece göz yakmayan formülasyon eklendiğini söyledi. Yani yüzümü şampuanla yıkamak hiçbir zaman istemem. O yüzden dermakozmetik ürünlere rahatlıkla yönelebilirsiniz. Fiyatları yüksek geliyorsa marketlerde 20 liraya, 15 liraya, hani bir sürü temizleme jeli var ve hepsi gerçekten bir sürü testten geçiyor. Cildimize uygun ürünler. Ben parabenin zararlı olduğuna da inanmıyorum. Derste hocamız da parabenin zararlı olmadığını gayet savundu. Paraben koymazsalar başka koruyucu bir madde koyuyorlar. Yine aynı etkileri oluyor. Önemli olan bu kullanım sınırları. Zaten belirli miktardan fazla da kullanamıyorlar koruyucuları. O yüzden marketteki ürünleri de kullanabilirsiniz. Bütçeniz el vermiyorsa dermakozmetiğe. Başka bir soru. Başarman gereken bir sınav olduğunda kendini nasıl motive ediyorsun? Başardıktan sonraki mutluluğumu düşünüyorum ve her zaman öyle motive ediyorum diyebilirim. Şu arkadaki sorulara geçiyorum şimdi. Bu video büyük ihtimalle çok uzun olacak. Kendimi spor konusunda nasıl motive ederim diye gelmiş. Ben genelde böyle güzel vücutlu kadınların fotoğraflarını ekran görüntüsü alıp sürekli onlara bakıyorum. Bu vücut çok böyle imkansız bir vücut olmasın. Örneğin kendi boyunuza, fiziğinize uygun birini bulmalısınız. Ben öyle yapıyorum. Yani boyum mesela 1.73, gidip de 1.80 olan birinin vücuduna bakmıyorum. Ya da benim göğüslerim küçük, böyle göğüsleri büyük olan insanların fotoğraflarına bakmıyorum. Daha çok böyle kendi vücudumu o şekle sokabileceğim inandırıcı örnekleri karşıma alıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Bende çok işe yarıyor. Anneciğim, bana yer verebilir misin? Biraz oturabilir miyim yanadan? Birazcık şöyle. Ay. Bir diğer sorumuz. Duygusal anlamda kendini yalnız hissediyor musun? Mutsuzken nasıl başa çıkıyorsun? Özellikle şu sıralar 6 yıllık bir ilişkim bittiği için tabii ki kendimi yalnız hissettiğim oluyor. Çünkü her şeyinizi paylaştığınız, her derdinizi dinleyen biri vardı ve artık yok. Yani arkadaşlarınız onun yerini tutmuyor diyebilirim. Hiç yeter, artık tıka basa yiyeceğim, bıktım sağlıklı beslenmekten dediğim günler olmuyor mu diye bir takipçim sormuş ve o takipçimi de çok seviyorum. Bazı insanları yıllardır tanıyor gibiyim, böyle hep aynı yorum yapan kişiler oluyor. Öyle günler tabii ki oluyor ama sizinle genelde paylaşmıyorum. Çünkü birkaç kere paylaştım yerken ve şey oldu, işte biz de senden gaza geldik yedik gibi yorumlar oldu ve insanların motivasyonunu kaybetmesini istemiyorum. Ama ara ara paylaşma nedenim de şöyle. Herkes mükemmel beslenmiyor. Herkes bence her gün deli gibi spor yapmıyor. Tabii ki yapanlar vardır ama yani herkesin hayatı sizin gördüğünüz gibi mükemmel değil. Benim hayatım da öyle mükemmel değil. O kadar çok iradeli bir insan değilim. O yüzden ara ara paylaşıyorum. Yani yiyorum, öyle günler oluyor ama diğer gün sağlıklı beslenmeye devam ediyorum. Tamam Melis, yedin, bitti. Ve şöyle oluyor. Eğer uzun süre sağlıksız beslenmediyseniz abur cubur yedikten sonra mideniz çok bulanıyor. Ve mideniz bulandıktan sonra insan canım sağlıklı yemeklerim hem bana iyi geliyor hem tadı güzel falan diye düşünüyorsunuz. Takipçi sayım birden mi arttı yoksa yavaş yavaş mı arttı diye soru gelmiş. Takipçi sayım yavaş yavaş arttı. Birden arttı günler oldu yani. Birden kaç kişi gelmiştir ki? 3.000-4.000 kişi gelmiştir en fazla yani. O da işte tutan bir YouTube videom olduysa ya da bir öncesi sonrası fotoğraf paylaştıysam, o fotoğraflar çok işe yarıyordu. O zaman geliyordu. Bence birden takipçisi artan insanlar satın alıyor olabilir arkadaşlar. Beğenilerine bakın. Mesela bakıyorum 250.000-300.000 tane takipçisi var ama fotoğrafını 5.000 kişi beğenmiş. İnsan düşünüyor tabii takipçimi satın aldı diye ve bence öyle insanlar var. Bildiklerim de var da isim vermeyeyim şimdi. Başka bir hayvan sahiplenseydin ne olurdu? Lokumcuğum, ne olurdu acaba? Ben kedileri çok seviyorum. Hem bakması çok kolay, temiz hayvanlar, koku yapmıyorlar. O yüzden kedileri seviyorum. Köpek olurdu herhalde ama bahçem olsaydı. Köpeğe evde bakabilir miyim bilmiyorum. Böyle benim şu saçma sapan takıntılarım var. Salyadır, işte kokudur. O tarz şeylere çok takılırım. Köpekler de yalamayı çok seviyor ya. Kendi köpeğim olursa büyük ihtimalle onu takmam. Tiksinmem ama öyle bir düşüncem var. Yani bahçem olursa eğer köpeğim olsun isterdim. Ailemin yanındayken nasıl beslenmeliyim? Çok zorlanıyorum gibi sorular geliyor. Şu anda ben dolabı açsam belki dolapta çikolata bulamam. Ama ailemin yanında her şeyi bulabiliyorum. İradeli olmak gerekiyor.
annenin yaptığı ev yemeklerini bence yiyebilirsin. Ben yiyorum. Böyle pilav falan yaptıysa, daha kalorili şeyler yaptıysa da ölçülü yemeği tercih ediyorum. Ama abur cuburdur, tatlıdır. Yani belki bir çatal tadına bakabilirsin tatlının ev yapımıysa ama ben zayıflarken hiç yememeyi tercih ediyordum. Babam gözümün önünde süt helvası yemişti. Bunu unutamıyorum hiç. Kendinize kural koyabilirsiniz mesela. 3 gün şekersiz besleneceğim gibi. Böyle kurallar olunca insan daha çok uyuyor. Garip bir soru gelmiş. Evlenmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Yani sevgilim varken de bir uzun bir süre düşünmüyordum. Çünkü daha 22 yaşındayım ve yaşamak istediğim çok şey var. Sanki evlenirsem onları gerçekleştiremeyecekmişim gibi geliyor. Ya bilmiyorum yani. Şu an çok uzak bana evlilik. Çok çok uzak. Korona bittikten sonra yapacağın ilk şey ne? Bunu anlatayım. Starbucks'a gidip misto içmek. Şu anda mutluluk sebebim bu kahve gerçekten. Gerçi sütlü seviyorum. Sütlü yokmuş ama Amerikano aldım. Bile yetiyor. Hani asla öyle Tikcan gibi ya da Pelin Su gibi ay ben Starbucks'ız yaşamam, Starbucks'ı çok seviyorum değil de yani oranın ortamını seviyorum, kahvesini seviyorum ve çok sık gittiğimden dolayı bir alışkanlık haline geldi. O yüzden arkadaşlarımla Starbucks'ta kahve içip sohbet etmek isterim. Korona bittikten sonra ilk şey. Ve seyahat etmek gerçekten. Tatile gitmek, böyle bir yatmak, deniz, kum, güneş, denizin sesini dinlemek. Şu anda gerçekten dinliyorum. Sakinleşmek için de, niye böyle konuşuyorsam, hafif müzik açıp gözlerimi kapatıp böyle kendimi deniz kenarında hayal ediyorum. Lokumun karnı acıkmış, yemek yemeye gitti. Şu soru ilginç geldi bana. Kötü yorumlardan bunalmana rağmen iş olduğu için video çektiğin oldu mu? Öncelikle YouTube bir iş değil. Eğer o videonun içinde bir anlaşma varsa daha önceden yapılan, tabii ki çekmek zorunda olabilirsiniz. Bana hiç öyle bir şey denk gelmedi. İşte moralimi bozuk çekmeyeyim ya da kötü yorumlara takıyorum diye. Yani mutsuzsam, kötü yorumlara takıldıysam video çekmemeyi tercih ederim. Çünkü zorunda değilim ve iş olarak YouTube'u görmüyorum. YouTube'dan kazancım çok sorulmuş. İşte ne kadar kazanıyorsun? Yani gerçekten YouTube'dan insanlar öyle çok binlerce lira kazanmıyor reklam almadığı sürece. Kısaca YouTube'u iş olarak görmüyorum ve hiç öyle bir şeye denk gelmedim. İnşallah da öyle bir şey olmaz. Zayıflama kürlerini öneriyor musun? Ben zayıflama kürlerine pek inanmıyorum. Yok işte ayran kürü, daha sonra yoğurt kürü. İşe yarıyor diyenler var ama inanmıyorum yani. Sürekli aynı şeyi yemek bence metabolizmayı yavaşlatabilir. Ders çalışırken atıştırmak istiyorum. Neler atıştırıyordun sen diye soru gelmiş. Ders çalışırken ben daha çok küçük yiyecekler yiyordum. Nasıl derseniz böyle hemen bitmeyecek şeyler. Leblebi olabilir. Ya da muzu küçük küçük dilimlere bölmek olabilir. Kuru yemiş olabilir. Çünkü nasıl anlatsam böyle bütün bir şey yesem, çikolata gibi mesela, o hemen bitiyor ve ben sonra yine bir şeyler yemek istiyorum. Daha düşük kalorili, küçük taneli şeyler yemeye çalışıyorum. Aşçılık ve eczacılığı aynı anda nasıl okuyorsun gibi sorular var. Aşçılığı açık öğretimden okuyorum. Çok zor bir bölüm değil şu an açık öğretimden okuduğum için. Notlarımı okuyorum, sınava giriyorum ve yapıyorum yani. Çok notlarım yüksek olmasa bile iyi aşçılıkta da. Bazen zor olabiliyor yakın aralıklarla ise sınavlar. Son iki soru kalmış, buraya yazdım. Her soruyu maalesef yazamadım. Toplamda 43 tane soru yazmışım. Bu kadar ülkeyi nasıl gezebildin, nasıl zaman buldun diye sorular gelmiş. Bu kadar ülkeyi ben aslında gezeli 2 yıl önce gezmiştim 18 ülke bir tur sayesinde. Daha sonra babamla bir kere bir 10 ülke gezmiştik arabayla. Ailem de seyahat etmeyi sevdiği için daha çok onlarla gezdim diyebilirim. Vakit bulma konusunda da genelde yaz tatillerinde gezdim. Okullarda da vizelerden sonra genelde böyle bir hafta ders işlenmiyor ya da yarı yıl tatili oluyor. Yarı yıl tatilinde ailemle yine çıkıyoruz arabayla, sıra sıra geziyoruz ülkeleri. Ya da bir ülkeye gidiyoruz mesela, oradan uçağa binip başka bir yere gidiyoruz. Bir kere öyle yapmıştık ve gerçekten çok uygun fiyata denk gelmişti uçak bileti başka ülkeden gittiğimiz için. Hani öyle vakit yaratıyoruz yani, istedikten sonra gerçekten vakit yaratılıyor. Normal çalışan biri olmadığım için tabii ki daha çok vakit bulabiliyorum. Son soru. Bu soruyu sona bıraktım, iyi oldu. Dışarıdan hayatın mükemmel görünüyor. Öyle mi? Yoksa sen de yıpranıyor musun? Tabii ki yıprandığım zamanlar oluyor. Ben kimsenin hayatının %100 mükemmel olduğuna inanmıyorum. Herkesin hayatında çalkantılar olabiliyor, ailesel problemleri olabiliyor. Moralim bozuk olduğunu story atmıyorum. Ya da geçenki ailemle videomuzu izlediniz mi? Azra deli gibi evde ağlıyordu, babamla kavga ettiler. Sonra babam Mert'le kavga etti, bir ara bana kızdı. Yani öyle şeyler hayatta, aile içinde her zaman oluyor. Onları çok fazla göstermemeye çalışıyorum.
Maddi sıkıntılar her ailede olabilir dönemsel olarak. O tarz şeyler herkesin ailesinde oluyor. Ama tabii ki sosyal medyaya bunları çok fazla yansıtmıyorum. Ben de eskiden öyle düşünürdüm. İşte bu insanlar ne kadar pozitif, ne kadar mutlu, ben neden böyle değilim falan diye. Yani öyle düşünmeyin. Hepimiz gerçekten aynıyız. Sadece yaptığım tek şey hayata daha pozitif bakmak ve kendimi sevmek. Kendimi başka şeyler için yıpratmamak. Sağlıksal bir problem olmadığı sürece, ailemiz bir arada olduğu sürece bence hiçbir sıkıntı yok. Her sıkıntıya göğüs gerebiliriz. Siz de öyle düşünebilirsiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Artık videomuzun sonuna geldik. Kesin bu video çok uzun oldu. Umarım sohbetimi beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelecek Ramazan döneminde. Sohbet videoları, motivasyon videoları. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bakın da bay bay derdi ama gitti yine. Kutular var evde, onların içine giriyor. Çocukcağız ne yapsın? Bakın. Yok.